Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere Gaziantep'ten seslenmeye devam ediyoruz. Kendi sektöründe lider bir firmanın daha konuğu olduk. Kaya Tartı Sanayi ve Ticaret'teyiz. Yanımızda firma sahibi Fatih Bey var. Merhabalar Fatih Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizleri ve Kaya Tartı Sanayi Ticaret'i tanıyabilir miyiz? Tabii. 2002 yılında rahmetli abim Erdal Kaya adına şirketimiz kuruldu. 2007 yılında abimizi bir trafik kazasında kaybettik. Bu işletmeyi 2002'den bu yana 3 kardeş yönetiyoruz. İşte kaybettikten sonra 2 kardeşle 2007 yılında tekrardan Kaya Tartı olan firmamızı Kaya Tartı Sanayi Ticaret Limited Şirket olarak isim değişikliği yaptık. Sadece sanayi ticaret ekledik. Ve bunun yanında bu sektörde her türlü ağırlık sistemi, işte kamyon kantarları, kantar dolum sistemi, otomatik dağıtım sistemleri ve dozajlama sistemi olarak faaliyet göstermekteyiz. Gaziantep ve Malatya'da şubemiz var. Ekip olarak güçlü bir firmayız. Evet, Kaya Tartı'yı biz biraz daha yakından takip etmek istiyoruz. Çünkü kendi sektöründe lider bir konumda devam ediyor. Peki neler yapıyor, nasıl hizmetler sunuyorsunuz? Şimdi ekip olarak Türkiye'ye baktığımız zaman servis konusunda hiçbir servisin ekip ve elemanlar, yani bu sektörde ya 3 kişi ya 4 kişi olarak hizmet vermektedir. Yani patron, işçisi ve eleman olarak. Hı hı. Ama biz burada Antep bölgesinde, burada yaklaşık bizim idari kısmı haricinde 9 tane teknik servis elemanımız var. 7 tane servis aracımız var. Bununla ilgili ise vişli kamyon ve ton ağırlıklarımızla olmak üzere bir kamyonumuz var. Malatya'da şubemizde de tekrardan 2 aracımız var, bir kamyonumuz var ve 3 teknik servis elemanımız var. Aynı zamanda uzman bir kadroyla çalışıyor Kaya Tartı. Peki ben biraz dağıtım alanlarından, daha doğrusu çalıştığı firmalardan bilgi almak istiyorum. Kaya Tartı hangi firmalarla çalışıyor? Şimdi bayilik olarak biz Kaya Tartı birçok firma, hani bizim bayiliğimizi yapın diye bununla ilgili çalışmalarımız var. Ama bayilik olarak baktığımız zaman tartım sektöründe Türkiye'de önde gelen firmaların bayiliklerini yapıyoruz. İşte bu Tunaylar olsun, Baykom olsun, Delta olsun, Delta olsun, ondan sonra Baster, Dikomsan, Hana, Tem, bununla ilgili Delta, bunlarla ilgili bizim birçok hani ağırlık sistemini yapan Türkiye'de, merdiven altı demeyeyim de bu işi daha ciddi, daha profesyonel yapan firmaların bayiliklerini ve servislerini yapıyoruz. Kaya Tartı aynı zamanda kendi gibi sektördeki lider markalarla çalışıyor. Evet. Peki yeni projeler var mı Fatih Bey? Şimdi yeni projelerimiz var. Biz ekip olarak otomasyon sisteminden tutun da işte bölgemizi, şu an biz Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde hizmet vermekteyiz. Buradaki ekiplerle. Bu bölgemizi daha büyük bir ağ içerisine geliştirip daha yeni yerlerde servislik, daha ihtiyaç olan bölgelerde servis ağımızı büyütmek istiyoruz. Kısmet olursa ve böyle. Biz eminiz Kaya Tartı bunun da üstesinden en iyi şekilde gelip sektördeki yerini korumaya devam edecek. İnşallah. Peki Kaya Tartı'nın kalite politikası nedir Fatih Bey? Şimdi Kaya Tartı'nın kalite politikası daha iyi hizmet, daha ucuz bir servis, daha kaliteli bir çözüm ve çözüm olarak ve yapılan iş olarak arkasında durmak. Biz yaptığımız her işin arkasındayız. Hani ne iş yaparsak yapalım, bunu hem teknik uzman ekibimizle hem kendimizle arkasında durmaya çalışıyoruz. Evet, büyük bir sektör, büyük bir pazar bu. Peki Türkiye'de bu sektör nerelere gidiyor sizce? Vallahi Türkiye'de bu sektör nereye gidiyor? Bu sektörün Türkiye'de gidiş alacağını organize olarak, gelişim olarak daha büyük yerlere, daha büyük hizmet vermeye çalışıyoruz. Açıkçası bu otomasyon sistemi küçük bir bakkaldan tutun da küçük bir, büyük bir organizeye ya da holdinge baktığımız zaman ağırlık sistemi üzerinde çalışan ve ağırlık sisteminde her fabrikası olması gereken baskül ve kantarlarımız mevcuttur. Türkiye'de bu önü açık bir pencere. Nereye gitmek istiyorsa oraya gider yani. Evet. Çok uzun yıllardır bu sektördesiniz Fatih Bey. Peki sizce bu başarınızın sırrı nedir? Şimdi biz içimizdeki heyecanı hiçbir zaman bırakmadık. Biz dün çalışıyormuş gibi, bu sektöre daha yeni giriyormuşuz gibi aynı heyecan, elimizdeki hizmeti ya da elimizdeki müşteriyi yani kaybedecek korkusuyla yeni taze, içimizdeki heyecan hiç bitmedi. Bitmediği için de biz büyük bir firma olabiliriz ama içimizdeki heyecan hep küçüktür. Ben teknik servis olarak alırım çantamı, giderim firmaya. Ben servis elemanı olarak geldim deme lüksüm var. Yani biz böyle bir çalışıyoruz. Tamam, biz kütlemizi oturtmuşuz. İş potansiyelimizi oturtmuşuz. Ya bu saatten sonra masa başında çalışalım demiyoruz. Biz servis olarak da, hizmet olarak da elimize çantamızı alıp da
sahaya indiğimiz zaman eksiğinin olduğunu görmeye çalışıyoruz. Ve bu da bizim işte olduğumuz kısımdan biraz daha çıtamızı yükseltiyor açıkçası. Bu da zaten arkasından direkt başarıyı getiriyor. Aynen öyle. Evet, Fatih Bey aynı zamanda Kaya Tartı bir Ar-Ge ekibi oluşturdu ve Ar-Ge ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor. Biraz bu ekipten bahseder misiniz? Şimdi biz Ar-Ge ekibi olarak burada kendi ekibimiz olarak 3 tane Ar-Ge olarak hem teknik servis hizmet veren hem de bu Ar-Ge yani bu pazarda daha iyi bir hizmet vermek için bizim kendi ekibimiz var. Bununla ilgili Ar-Ge'ye baktığımız zaman biz müşteriye devamlı kaliteli bir hizmet veriyoruz ama baktığımız zaman kalitede müşterimizin işte yani şu sisteme baktığımız zaman biz burada yaklaşık 9 tane elemanla çalışıyoruz. Yaklaşık işte 10'a yakın bizim aracımız var. Ama bizim kendi yetki belgelerimiz ve kendi bu işi usulen, kanunen yapmamız için belgelerimiz var. Ama firmaların birçoğuna baktığımız zaman firmalar yetki belgesi olmayan firmalarla işte kendi Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan belgesi olmayan firmalarla çalışıyor. Yani bu firma bunu bilmiyor. Sadece el altı çantasını yapıp, çantasını alıp da ben tamir yapayım deyip firmalara girip de bununla ilgili tahmini yapıyor. Bununla ilgili hükümlü baktığınız zaman kurşun kırma, mühür kırma, firma daha bununla ilgili daha fazla ceza yiyor. Yani firma mühürünü kopartıyor ama bunun yetki belgesi olmadığı için yapmış olduğu mühür kırma, yapmış olduğu tutanak olmadığından dolayı firma ceza işleminde maruz kalmak zorunda kalıyor. Bizim sıkıntılarımız bunlar. Evet, biraz sektör sıkıntılarına yönelmek istiyorum Fatih Bey. Her sektörde olduğu gibi zaman zaman da olsa sizlerin de sektör yönelik sıkıntıları vardır. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi sektör olarak bizim sektör olarak sıkıntılarımız mevcut olan sistemde Çin malı ya da Çin'den gelen malzemelerden dolayı sektör olarak biraz daha sıkıntılıyız. Yani kaliteyi tutturmak için yaptığımız işin arkasındayız. Aldığımız işte saydığımız bayiliklerin yapmış olduğu indikatör ve terminallarda da mevcut kalite ön plana çıkmaktadır. Ama Çin malına baktığımız zaman Türkiye Çin malı. Bir de biz sınırda olduğumuz için buradaki Lis gümrüklü, Urfa gümrüklü, Antakya gümrüklü olduğu için Çin malı ürünler daha fazla geliyor ve bu kalite biraz daha düşüyor. Müşteri terazi ya da ağırlık sistemine baktığı zaman Çin'deki ile bizi aynı kefeye ya da aynı standartlara koymaya çalışıyor. Bu da verimliliği biraz daha azaltıyor. Ama her ne kadar sektör sıkıntısı olursa olsun Kaya Tartı yıllardan beri sürdürdüğü güven ve kaliteyle sektördeki yerini de korumaya devam ediyor ve edecek de. Evet. Edecek. Evet. Peki az önce de söylediğimiz gibi büyük bir pazar. Peki bu pazarda siz kendinizi Kaya Tartı olarak nerelerde görüyorsunuz Fatih Bey? Şimdi Kaya Tartı olarak biz nerede görüyoruz kendimizi? Biz kendimizi her zaman müşterinin talebine ve isteğine göre çıtamızı yükseltmeye çalıştığımız bir firma olarak baktığımız zaman nerede görüyoruz? Kaya Tartı olarak biz ihtiyaç duyulan her noktada, her alanda çözüm noktası ve sonuç oluşturmak için bir firma ve kalitemizle hizmet vermekteyiz. Evet. Aslında siz projelerden bahsettiniz ama hedefler arasında farklı hedefler de var. Biraz da bu hedeflerden bahseder misiniz Kaya Tartı olarak? Şimdi biz mevcut olan sistemde bizim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı almış olduğumuz belgelerimiz ve MB sınıflarımız var. Aynı zamanda bizim işte NMI'dan aldığımız kendi penselerimiz var. Bununla ilgili bizim çalışmalarımız 2016 ya da 2017 yılında daha kesin bir şey değil ama Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın kendi laboratuvarını kurup bu işi yani biz şu an memurun gözetimi altında damgalama ve mühürleme işlemi yapıyoruz. Kendi yetki belgemizle. Ama yeni çıkacak yasada kendi laboratuvarımızı kurmak için zaten bizim eski alanımızdan küçük bir işletmemiz vardı. Bu işletmeden büyük bir yere geçmemizin sebebi kendi laboratuvarımızı ve kendi hizmetimizi müşteriye daha iyi bir hizmet vermek amacıyla daha büyük bir alana geçtik. Bizim amacımız kendi laboratuvarımızı kurup bununla ilgili çalışmalarımızı, eton ağırlıklarımızı, kalibrasyonlarımızı kendi sertifikamız ve kendi bünyemiz altında bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Fatih Bey sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığınız ve konuk ettiğiniz için ve bu değerli bilgilerden dolayı. Buradan son olarak izleyicilerimize Kaya Tartı olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi yapmış olduğumuz hizmet ve yapmış olduğumuz, satmış olduğumuz malzemeye baktığımız zaman kaliteli, iyi bir hizmet, iyi bir verim almak istiyorlarsa ilk önce aldığı malın kalitesine ve arkasında durabilecek firmayla çalışmasını isterim. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri kendi sektöründe öncü bir firmadan daha seslendik. Sizlere Kaya Tartı Sanayi ve Ticaret'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.